Yemek izleyicileri, ben Andrek Noktay Mercan ve bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomda arkadaşlar telefonunuza eğer update ile gelmediyse manuel olarak Android 4.4.2 KitKat versiyonunu nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Yalnız şöyle bir uyarı vereyim. Bu işlemde root yetkiniz, her şeyiniz siliniyor, yani telefonunuz sıfır oluyor. Onun için telefondaki uygulamalarınız gibi verileriniz de silinecek. SD kart ve SIM kartına bir şey yapmıyor. Ama siz yine de tedbir amaçlı yedeklerinizi almayı unutmayın. Bir sorun olursa da ben bir sorunu kabul etmiyorum. Yedeklerinizi alın. Bunu her zaman bu tür işlemlerde diyorum. Ve bunu yaparken sakın ama sakın bilgisayarınızı kapatma. Telefonun kablosunu fişten çekme. Evet, telefon kablosunu bilgisayardan çekmeye ya da telefon kablosunu elleme gibi bir şey yapmayın. Çünkü hani ellerseniz bile hafif bir temassızlıkta çıkıyor. Bu da telefonunuzun brick olmasına neden olabilir. Yani telefonunuz tuğla haline dönüşüyor ve bunun hemen hemen çok fazla bir geri dönüşü yok. Ya tekrardan stock room yükleyeceksiniz, o şekilde düzelebilir. Ya da telefonunuz böyle hiç stock room bile almayı kabul etmezse o zaman işiniz yaş. Telefonunu aldığınız yere servise geri verip serviste bunun anakartını değiştirecekler. O şekilde bir kurtuluş yolunuz var. Ama tabii ki garanti kapsamının garantiniz de yoksa bu şeyler içine girmiyor. Her neyse arkadaşlar, gelelim biz hemen bu şimdi öncelikle bu 4 GB diyor ama bu alt kısımda arkadaşlar 16 GB modelinizi 4.4 KitKat yazılımına yükseltme var. Tekrardan Discovery modelinizi 16 GB modelinizi 4.4.2 Jelly Bean versiyonunu kurmak isterseniz buradan indirip yine aynı işlemleri yapabilirsiniz. Şu orta kısımdan KitKat versiyonunu indireceksiniz. Bilgisayarınıza bir tane WinRAR'dan oluşturulmuş setup dosyası gelecek arkadaşlar. Tabii ki benim bilgisayarım şu anda diski kullanımı. Evet. Yazılım yükleme aracı KitKat gelecek. Bunu tıklayıp arkadaşlar yönetici izni vererek yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra arkadaşlar nerede o? Ben hemen şuradan göstereyim. Yazılım yükleme diye bir kısa yol oluşturacaktır bilgisayarınıza, masa üstüne. Burada arkadaşlar hemen bu yazılım yükleme aracını çalıştıracaksınız. Tabii ki bunu da yönetici olarak açmanız gerekiyor ve şu anda benim bilgisayarda disk okuma gibi bir sıkıntısı var galiba. Evet, yükleyeceksiniz. Şu anda işlemler çalışıyor. Burada options'tan save check save ver versiyonun tikini kaldıracaksınız. Ondan sonra arkadaşlar her şey zaten hazır olarak geliyor. Hiçbir şeye dokunmadan download'a tıklayacaksınız arkadaşlar ve telefonunuzu kapalı bir şekilde USB kablosuyla takacaksınız. Bu sırada arkadaşlar bunu görmeden hiçbir şekilde telefonunuzu fişten çekmeyin. Öncelikle bunu hani telefonunuzu bilgisayara takarken kapalı olacak. Check save'yi kaldıracaksınız. Sürücü yüklemek için iki kere takmak gerekebilir. Hani bir taktığınız zaman Windows aşağıda sürücüleri yüklüyor dediği zaman o zaman olmayabilir. Bittikten sonra o işlem tekrardan çıkarıp takarsanız oluyor. Bu kısımda zaten sarı bir kısım göreceksiniz. Yüklüyor olacak bu kısımda dosyaları. Ve bu tamamlandığında %100 olup bu sarı çubuk gelecek ve artık zaten delete diye de telefonunuz kendini bilgisayardan çıkartacak. Ben zaten yaptığım için şu anda göstermeyeceğim ama bu şekilde, hatta bu sitenin linkini de bu arada bu General Mobile'ın orijinal sitesi Discovery'nin, yani bu işlemi yaparken tekrar tekrar diyorum, gördüğünüz gibi veriler silinmez ama siz yine de yedek amaçlı yedeklerinizi alın.
Bu şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu sitenin linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.